Bir de Tayyip Hoca'nın yöntemi, hükümetin yöntemi itirafçıları kazanma yönünde olsun. Yani itirafçılar çok teşvik edelim. Kazanma yönünde, çünkü bunların hepsinin vicdanı bozuk değiller yani. İçinde yine bir vicdan sahibi insanlar vardır. Bu teşkilatın, yani bu karanlık yapılanmanın. Zaten Fethullah Gülen cemaat içinde de iyi insan bayağı vardır, çoktur yani bunlar hepsi. Mesela bak Hüseyin Gülerce'yi görüyorsunuz, bayağı normal adam. Demek ki yani alay psikopat değil. İçlerinde normal makul insanlar var. İtirafçılığın kapısını iyice açmak lazım. Yani itirafçılığı ayrıca ödüllendirmek de gerekebilir. Hayır, adamlar Müslümanlığı güzel, bir şey demiyoruz. Mehdi olarak da inanabilir insan sevdiğine, onda da bir şey yok. İslam'ın dünyaya hakim olmasını da isteyebilir. Anormal olan çoluk çocuk kadın, masum insanları, kahraman polisimizi kahpece ve alçakça, şerefsizce, kalleşçe şehit etmeleri. Yani benim takıldığım nokta bu. Yoksa adam devlet içinde tabii kadro ulaşır. Her topluluk kadro ulaşır. Yani mecburen olur. Yani adam mesela mason, mecburen devlet içinde görev alıyor. Yani adam ama akşam gider mason kulübünde toplantıya katılır. Veyahut mesela İskender Paşa cemaatinin mensubu. Bir yerde müdür olmuş. Suç mu bu? Olur. Ama devleti yıkmaya kalkmak, hükümeti yıkmaya kalkmak anormal bir hareket. Evet. Yani kadrolaşmak anormal bir şey değil. Adam kadro, mecburen kadrolaşır. Ya nasıl yapsın? Şimdi mesela menzil cemaati. Burada üniversiteye giden binlerce genç var. Bunlar devlette görev alıyorlar tabii ki. Yükseliyor, bir yerlere geliyor. Bu suç değil ki. Ama bunu organize yapmak anormal hareket olur. Yani kasıtla, yani devleti ele geçirmek için, hükümeti yıkmak için, ihtilal için, darbe için yapmak. Bu anormal. Yoksa normal olarak tabii kadrolaşıyorlar kimse. Zaten hiçbir şey demiyorduk. Fethullah Gülen cemaatini biz biliyorduk her yerde kadrolaştıklarını. Bütün Türkiye biliyordu. Hatta onur duyuyorduk yani Müslümanlar ne güzel dine. Çünkü Müslümanlara hakikaten hiç böyle poliste, askerde esamesi pek olmazdı. Hukukta, yargıda, yargıtayla tahayyül dahi edilemezdi. Onun için çok büyük bir sevinç duydu Müslümanlar. Dediler ne güzel. Yargıtay'da görev alıyorlar. Devletin her türlü önemli mevkiinde görev alıyor değil mi? Herkes destekledi. Yani Demirel'den tut, Özal, Ecevit, efendim, yani özellikle ANAP zamanında Turgut Özal ve ekibi yani büyük bir coşkuyla teşvik etti. Her yerde garanti verildi yurt dışında çalışmalar için. Çünkü iftar edeceğimiz bir şeydi. Ya o zamanlar iftar ediyordu, bütün Türkiye iftar ediyordu. Yani iyi niyetli olduktan düşündük. Çünkü nurcudur, utangaç işte, başı yerde gider. Kimseye karşı bir taşkınlığı olmaz. Merhametli, şefkatli olur. İşte yerdeki karıncayı bile incitmez. Dolayısıyla devlette kadrolaşınca da herkes sevindi. Yargıtay'a geniş çaplı atamalar yapıldı. Bütün herkes biliyordu. Emniyette her yerde kadrolaştılar. Ama sonradan anormal olaylar gelişmeye başladı. Şeytani olaylar gelişmeye. Baktık ki İngilizlerin devleti bunları pençelemiş. Ta ciğerlerine kadar girmiş. Müslümanlar tabii ezik olduğu için daha önce, çok ezilmiş oldukları için böyle bir kadrolaşmaya sevinç gözüyle bakmışlardı. Ama sonra İngilizlerin devletinin kahpelik yaptığını anladık. Ve bunları içten çürüttüğünü anladık. Ama geç oldu tabii. Yani Mehdilik iddiası zaten biliniyordu. Yani Fethullah Gülen. Mehdilik değil de İsa Mesih olduğu. Yani şöyle, İsa Mesih'in şahsı manevisinin onda tecelli ettiği. Fethullah Gülen'de.